Suat'taki konuklarımız kısa zamanda sevilen, ünlenen ve büyük başarılara imza atan bir müzik grubu. Konserden konsere koşup bir türlü yorulmak bilmeyen Ayna grubundan bahsediyorum. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Erhan ve Cüneyt. Konser başlı başına böyle çok zor bir iş ama bir de bunun yolculuğu var. Sizin hayatınız otobüslerde geçiyor. Değil mi? Şimdi biraz önce sizinle konuşuyorduk ya, ben çok zorlanıyorum dediniz otobüsten. Biz o kadar alıştık ki otobüse. Evet. Ya artık ev geldi mi diyoruz. Eve binelim, eve gidelim. Yani ev, otobüse artık ev diyoruz. Evet. İçinde stüdyomuz var, işte yatağımız var. Sen değil ama biz aylarca yola çıkacağımızı evvel şey yaptığımızda, karar verildiğinde peki dedik nasıl çalışacağız yani. İstanbul en iyi kayıt yapabileceğimiz diyorlar İstanbul'da. Nasıl bir otobüsteydi bu? Otobüs normalde normal ama bir... otobüsün koltuklarını çöktük. Mesela benim kendi bölmem var, o bölmede stüdyom var, yatağım var, televizyonum var. Herkesin kendine ait bir şeysi var otobüste. Dünyada ilk defa belki otobüse stüdyo kurduk. Biz 9 ay evvel başlamıştık son albümümüzün çalışmalarına. Yollar Anadolu Yatır Nesli'nde. Zaten İstanbul'a döndüğümüzde hemen albüm hazırdı. Sadece gidip gitarları çalmak kaldı. İlginçtir, biz turnedeyken tabii Doğu ve Güneydoğu turnesinde pek otel olmayan yerlerde de konser verdik. Yani otel bulunmuyor. İşte orada hep misafirhanelerde kaldık işte. Sağ olsunlar bizi konuk ettiler, öğretmen evet, evleri falan. Geri dönmeye başladığımızda batıya doğru ilk artık şehrin adını hatırlamıyorum. Otelde kalacağız, 5 yıldızlı bir otel. Herkes ha dediler, sonunda dediler bir otelde kalacağız. İşte herkes uyuyacak, çekildi odasına. Ben uyuyamadım, rahat geldi. Uyuyamadım, aşağıya indim otobüse. Evet. Bir baktım herkes orada yatıyor. Herkes otelden kaçmış. Herkes otobüsteydi. Çok enteresan. Yani hiç düşünemiyorum. Otobüste yaşamak, otelin yerine otobüsü tercih etmek falan. Ama biraz da alışkanlık herhalde. Alışkanlık. İşte eve döndüğümüzde yadırlıyoruz. Yani en az kendimizi sallanmayan bir yani. Yatak olması büyük bir dezavantaj. Evet. Şimdi devamlı sallanan bir yerde uyuyorsunuz. Ve evet, yani evet, şey gibi bebekken sallarlar ya. Ha, bir yaşta ona alıştık tekrar sallanarak uyumak. Ben 15 yıl önce uyuyamadım öyle. Evet. Peki bu seyahatler içinde böyle hoş bir anınız var mı? Yani aslında her gün başka böyle hoşluklu anılar yaşanıyor elbette. Hı hı. Çok komik, bazen de çok acı şeyler yaşıyoruz ama şimdi aklıma gelen bizim Erol Güzendil'e. Cemil'in bir şeysi var, sakarlığı var. Bu Kıbrıs'ta Salamis Harabeleri'nde bir konser vereceğiz o geçen yıl. Ve çok güzel bir sahne var, 5 metre yüksekliğinde falan. Normalde izin verilmeyen bir yer ama bizim öyle bir şansımız oldu. Daha sonra karanlık tabii. Çocuk açlıkları ilk önce giriş müziğini yaptılar. Biz de tahta merdivenlerden tırmanarak sahneye gideceğiz ama inanılmaz bir karanlık var. Daha sonra Cemil önümden koşuyordu. Ben de arkasından koşuyordum sahneye yetişeceğiz diye. Cemil bir anda kayboldu. Sahnede tabii insanlar alkışlıyor ve bizim çıkmamızı da görüyorlar belki. Bir baktım karanlıkta o 5 metre şeyden merdivenden tahtalar kırılmış. Cemil aşağıda böyle yatıyor ve kaburgalarım kırıldı galiba dedi. Ondan sonra yani 30 saniye gibi bir sürede adım attım, basamak yok. Altım, bastım yerde evet, kırıldı. Evet. Ben de aşağı düştüm ve tahta da şurama girmiş. İki kaburgamı kırmış. Ve on, tabii tahtalar sarkıttım, çıkarttık. Direkt sahneye çıktık. İkide bir konser sırasında Cemil geliyor. Nefes alamıyorum. Kırıldı biliyorum diyor. Hakikaten... Ne? Konserdesiniz ama ikinize. İki tane, iki kaburgası birden kırılmış gibi. Bizim ama çok komikti. Yani düşene giderler falan. Ben yani bütün sinirlerim bozuldu. Konser boyunca kahkahalar attım. Çünkü olacak bir şeydi. Yani orada 20 bin kişi bekliyor. Adam ayağı tahtadan 5 metre aşağı. Ve orada dünyada ilk konser veriliyor. Orada ilk konser. Savaşta ilk böyle bir konserin böyle zor tarafları da var. Tabii bir ay sonra işte. Bir ay boyunca onu çektim ben her gün konser. Bu seyahatler içinde hep sağlıklı olmanız lazım. Evet. Aman bacağınızı kolunuzu kırmamanız lazım. Allah 40 derece ateşle bile çıkıyoruz. Değil mi? O bir izin sadece benim. Sahneye çıktığınızda
bazen hakikaten çok ağır hasta da olabiliyorsunuz. Böyle ayağa kalkamayacak durumdayken sahneye çıktı. Enstrümanları elimize aldım. Peki hastalandığınızda bile elinizi aramıyor musunuz? Yani insan bu kadar seyahat eder. Seyahat etmek güzel yani şimdi bir şey de. Öyle bir şey dönüp dolaşıp gideceği bir yeri olmalı herhalde. Biz bir grubuz. 30 kişilik bir konser ekibiyiz. Ayrıca 6 kişilik de müzisyen grubuyuz ve birbirimize artık anne baba gibi bakıyoruz elbette. Ben başım ağrıyınca sağ olsunlar çocuklar işte ateş düşürücüler, ağrı kesiciler vesaire. Ama sahnede gerçekten her şey unutuluyor. Çünkü o gün sizin birey olarak yaşadığınız iyi ya da kötü hiçbir şeyin önemi kalmıyor. Çünkü o şehre gelmişsiniz, o şehirde on binlerce insan sizi sevdiğinden dolayı orada. O çok ilginç bir elektrik oluyor. Bütün her şeyi unutuyorsunuz. Yani 2,5 saatte de dünya ile iletişim kopuyor orada. Çok başka bir şey oluyor. Ya tabii konserde binip bayılmak öyle bir şansınız var tabii. Peki ben yine de ev hayatıyla ilgili bir güzel espriden bahsetmek istiyorum. Evet. Kısa bir ara verelim. Yaşantılarına yeni renkler katmak isteyenlere çalışmasının dezavantajları nelerdir? Şimdi çok keyif aldığınızı hissediyorum bir grup çalışmasının ama hiç dezavantajı yok mu? Olmaz olur mu? Tabii ki öyle. Nedir? Her işin var dezavantajı. Tek çalışmanın da bir dezavantajı vardır. Grup çalışmasının da bir dezavantajı vardır yani.